İyi akşamlar, 60 dakikaya hoş geldiniz. Bugün çarşamba, dolayısıyla otomotiv sektörünün nabzını tutarak başlayacağız programa. Burak Karagöz de yanımda. Burak, hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. Yoğun bir seyahat programın vardı. Evet, yani bu hafta biraz yoğundum. Lansmana koştun. Sadece lansmanlar değil, biliyorsun ekonomiye dair önemli projeler tabii özellikle yapılıyor. senin sektöre dair Evet. veriler de geldi bugün. Evet. Dolayısıyla onları da değerlendirirsin şimdi. Hem Ama dediğim gibi izlenimlerini de aktarırsın ve de konuğunla da konuşursun. şimdi bugün biraz istersen lüks segmenti konuşalım. Türkiye'de lüks segment otomobilde ne oluyor? Alıcılar ne yönde? Tüketiciler neyi tercih ediyorlar? Fiyat aralıkları nasıl? Tabii bunların hepsini kime soralım? Sektörün içinden kıymetli isimlerden bir tanesi olan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Sayın Şükrü Beydikkan'a soralım. Şükrü Bey merhaba. Merhabalar Burak Bey. İyi Hoş. akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Böyle çok güzel bir manzaradasınız. Arkada da şöyle çok dik bir eğimde bir araç görüyorum. O aracı ben de aslında canlı canlı gördüm dün. Sorularım olacak size. Dilerseniz böyle bir genel değerlendirme ile başlayalım. İlk 9 ayı geride Tabii ki. bıraktık. Dolayısıyla sizin açınızdan ilk 9 ay nasıl geçti? İlk 9 ay çok heyecanlı geçti. Pazar verilerini aslında bugün aldık. Siz de bugün Evet. söylediniz. 849 bin adetlik bir toplam pazar oluştu ilk 9 ayda. Ve bakarsanız otomobil pazarı da 675 bin adetlik bir büyüklüğe ulaştı. Şöyle geçen seneye karşılaştırdığımızda neredeyse birbirine eşit pazar adetleri gerçekleşti. Yılın başında oturduğumuzda ve planlama yaptığımızda yılın bu döneminde pazar geçen senenin aynısı olacak desek neredeyse kimse inanmazdı. Herkesin beklentisi kısmi olarak pazarda bir düşüş yaşanacağı şeklindeydi. Ama bu gerçekleşmedi. Bunun çeşitli sebepleri var. Hala pazar bizim bu alanda geçtiğimiz yıldaki büyüklüğünü koruyor diye söyleyebiliriz. Esas önemli olan tabii bundan sonraki yılın kalanında ne olacak sorusu var bütün otomotivcilerin gözünde. Evet. Önümüzde de 3 aylık çok zor bir süre var. Hatırlatıyorum gene geçen sene 1 milyon 200 adet binlik bir pazar büyüklüğüne ulaşmıştık. Hepimizin içindeki heyecan acaba onu tekrar gerçekleştirebilir miyiz? Eğer pazar ilk 9 ayda aynı seviyede ise sorusu var. Ama görüyoruz ki pazarda önemli bir yavaşlama var. Bu yavaşlamanın ilk merhalelerini biz yüksek adımlarla hissetmeye başladık. Yılın başında zaten kredilerde ve pazarın genel çerçevesinde bir daralma olacağını hissediyorduk ama bunu engelleyen çeşitli yönetmelik değişiklikleri oldu. Ekstra şartlar oluştu. Onun için şu ana kadar bu gerileme beklentisi gerçekleşmedi ama son 3 ay çok kritik ve bizim de beklentimiz Türkiye otomotiv pazarının 1 milyon adedi aşacağı üzerine neredeyse kesinleşmiş bir öngörü var. Ve bu öngörüyle birlikte son 3 ayı içinde barındırdığı bütün risklerle birlikte en iyi şekilde kapatmak için tüm otomotiv sektörü olarak hareket edeceğiz diyorum. Biz Şimdi, kendimize bakarsak, evet. pardon sözünüzü kestim. Şimdi Biz genelde kendimize son 3 bakarsak, ayda Şükrü Bey büyük kampanyalar oluyor eldeki stokları eritmek için. O kampanyaların startı verilecek mi artık ya da verilmeye başlandı mı? kampanyalar uzun bir süredir var. Yani yaklaşık son 3-4 aydır bütün otomotiv şirketleri alıcıları canlandırabilmek ve bir otomobil alımına hareketlendirebilmek için neredeyse bütün imkanlarını seferber etmiş durumdalar. Özellikle birkaç yönetmelik değişikliği de bunu tetikler vaziyetteydi. Şimdi yılın son 3 ayında herkes elindeki stokları eritebilmek için gerçekten kampanyalara çok sıkı bir şekilde sarılacak diye biz de bekliyoruz. Çünkü baktığınızda finansman maliyeti çok yüksek. Bu finansman maliyetini markaların, bayilerin karşılaması gerçekten çok güçleşiyor. Ve bu anlamda hızlı bir şekilde pazar büyüklüğünü yakalayabilmek için tüm markalar ellerinde ne kadar enstrüman varsa hepsini kullanacaklardır bu son 3 ayda. Bizim ama gördüğümüz geçtiğimiz yılın son 3 ayındaki seviyenin gene de gerçekleşmeyeceği yönünde. Çünkü geçtiğimiz yılın son 3 ayı Evet. çok başka özellikleri barındırıyordu. O yüzden gene de nispi olarak pazarda geçen seneye göre bir %5 ile 10 arasında düşüş
bizce görülecektir diye şu an öngörü olarak söyleyebiliriz. Zaten bitmesine 3 ay kaldı. 90 gün sonra tekrar konuşuruz. Bakalım rakamlar yaşayıp nasıl gelecek. Diyelim. Evet. Şimdi premium lüks segmente neler oluyor sektörde? Çünkü o taraf da Türkiye'de çok sevilen bir taraf. Bu sene nasıl geçti? Neler söylemek istersiniz? Biz bunu iki cepheden bakmak isterim. Bir tanesi bizim Mercedes-Benz markasıyla gerçekleştirdiğimiz satışlar yılın ilk 9 ayında 20 bin adedin üzerine ulaştı. Otomobil tarafı için bunu söylüyorum. Evet. Ve böyle bakarsanız da geçtiğimiz yılın %30'a yaklaşan bir büyümesini kaydettik. Toplamda da premium pazarına baktığımız zaman aslında esnekliği çok da yüksek olmayan pazar payı toplam pazarın içerisinde %9'la 10,5 arasında yıllar içerisinde gidip gelen bir büyüklük ve hacme sahip. Bu sene de yaklaşık onu görüyoruz. Biz bu sene işimizi daha iyi yapan, ürünlerimizi daha iyi pazara sunan ve ürünlerimize daha büyük teveccüh bile bulan bir marka olarak biraz daha büyüme kaydettik. Bu anlamda kendimizi, ekibimizi ve bütün çalışanlarımızı ben sizin vasıtanızla kutlamış olayım. Ama yanı sıra da premium pazarda da %9'la 11'lik dediğimiz o büyüklük halen kendisini bugün 10,3 olarak göstererek koruyor diyebilirim. Onun için esnekliği çok daha düşük olan, neredeyse tüm pazar şartlarında bu sayıya ulaşan bir pazardan söz etmek mümkün. Biz de marka olarak elimizden gelen en iyi satış adetlerine bu segmentlerin içerisinde ulaşmaya gayret ediyoruz. Şükrü Bey, bu büyümeyi bekliyor muydunuz, öngörüyor muydunuz? Yani lüks hız kesmedi diyebilir miyiz Türkiye'de? Böyle tanımlarsak bütün markalar için aynı şekliyle sanki bu büyümenin yaşandığını söylemiş gibi oluruz ki böyle değil. Bizim bulunduğumuz premium segmentin içinde de kimi oyuncuların satış adetlerini geçtiğimiz yıla göre daha az geliştirdiklerini görüyoruz. Biz bu anlamda daha iyi bir ürün portföyüne, daha iyi bir pazarlama stratejisine ve daha yüksek enerjili bir ekibe sahibiz diye söyleyebilirim. Onun için bu sene bizim için iyi geçiyor diye söylemek isterim. %30'luk bir büyümeyi burada tarif ederken çok büyük bir emek var tüm arkadaşlarımızın, tüm ekiplerimizin, evet, bayilerimizin, çalışanların. Ve bu anlamda biz kendimizi diğer premium segment markalarından biraz ayrıştırıyoruz gibi gözüküyor. Tabii ki ürün portföyümüzün de burada çok önemli bir rolü var. Sizin de burada katıldığınız, özellikle lansmanında da büyük heyecan duyduğumuz ve bugün de bu sebeple Kapadokya'dan bu yayına katıldığım ürünümüz G Elektrikli ile birlikte de hem elektrikli stratejimizi yıl içerisinde geliştiriyoruz, hem de toplam satış adetlerimizi merhale merhale yükseltiyoruz diyebilirim. Şimdi elektrikliyle devam edelim. Otomotiv sektörünün elektrikliye geçiş süreci ne durumda şu an itibariyle? Nasıl okumak lazım tabloyu? Şöyle bakarsak ilk 9 ayda toplam pazarda satılan araçların %8,1'i tamamen elektrikli, 0,6'sı diyebileceğimiz bir oranda elektrikli şarj edilebilir ürünlerden oluşuyor. Yani yaklaşık olarak toplam pazarın içinde elektrikli araçların payı, elektrikle şarj edilebilen araçların payı %9 seviyesine ulaşmış vaziyette. Bu iyi bir gelişme. Özellikle yerli markamız TOK'un da buradaki katkılarıyla birlikte elektrikli araçlar tarafında büyük bir ilerlemeyi hızlı bir şekilde aylar içerisinde görüyoruz. Sonrasında baktığımızda da müşterilerimizin elektrikli araca olan talebinin birazcık bugünlerde kendini nereye doğru konumlayacağına bakmak istediğini anlıyoruz. Toplam pazar içerisindeki büyüklük %9'lar seviyesine ulaşmış olsa da bizim kendi satışlarımızın içerisinde bunun payı şu ana kadar, 9. aya kadar %17'ler seviyesine gelmiş vaziyette. Premium segmentin içinde elektrikli araçlara teveccüh tabii ki biraz daha yüksek. Çünkü genellikle şu anda tüketici ihtiyaçlarına baktığımızda evin belki daha öncelikli olarak bir ikinci aracı olarak kullanılıyor. Ve bu anlamda da penetrasyonunun diğer benzinli araçlar veya dizel araçlar kadar hızlı olmadığını görüyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda gerek altyapının gelişmesi, gerekse ürün gamına yeni eklenecek ürünlerle birlikte
bu segmentin hızla büyüyeceğini öngörüyoruz ve biz de bütün hazırlıklarımızı ve yatırımlarımızı bu yönde yapmaya devam ediyoruz ki gene konuyu arkamızda gördüğünüz bu güzel araca gene bağlayacağım. G serisinin elektriklisi de bu ürün gamına eklenen son ürünlerden bir tanesi diye söyleyebilirim. Hayırlısı olsun. Peki bu arada şunu da sormak istiyorum. Şimdi Çinli otomobil üreticilerin de Türkiye'deki pazara girmesiyle beraber, hatta işte geçtiğimiz aylarda bir firmanın Türkiye'de Manisa'da üretim kararı almasının arkasından geçtiğimiz gün de Sanayi Bakanımız dedi ki yine bir Çinli markayla son aşamadayız. Tabii bu bir rekabet de yaratacak Türkiye'de. Bunların hepsine baktığınız zaman neler söylemek istersiniz? Bu tipteki bir rekabet, yani elektrikli araçların Türkiye'de üretilecek olması, elektrikli araçlar pazarının bize ileriki dönemlerde daha da gelişeceğini gösteriyor. Ve bu anlamda segmente girecek ürünlerin sayısında da bir artış bekliyoruz. Ve bu da müşteri kabulünün de çok daha kolaylaşacağı anlamına geliyor bizler için. Ve bakarsanız tüm dünyadaki genel trendin, yani elektrikli araçlara dönüşüm trendinin Türkiye'de de üretimiyle birlikte vücut bulacak olmasından biz büyük memnuniyet duyarız. Çünkü tüketicilere elektrikli araçları açıklamak, onların avantajlarını sunabilmek, tüm markalar içerisinde bunun yayılmasını sağlamak, tüketicinin bir elektrikli aracı kabulünde de kolaylık sağlayacaktır. Ve her farklı segmentte de bir ürün bulabilecek olmak, sadece premium'da değil, daha orta segmentlerde veya daha alt segmentlerde de bir elektrikli araç tercihinin karşılanabilecek olması bizleri de memnun eder diye düşünüyorum. Ve rekabet her zaman iyidir. Rekabet bizleri iyileştirir, daha iyi sonuçlara götürür diye de böyle yatırımlar gelecek olmasından ben büyük memnuniyet duyarım. Şükrü Bey, elektrikliyle devam edelim. Şimdi siz evin ikinci arabası olarak biraz anlattınız ama Türkiye'de peki ilgi nasıl? Çünkü geçtiğimiz sene %1'lerden %7'lere gelen bir pazar var. Bu senede ilk 9 ayda satış grafiğine baktığımız zaman evet toplam satışlar içinde çok fazla yer tutmasa da yine de yüksek bir grafik var. Nasıl değerlendirmek lazım? %9'luk oran toplam pazarın içerisinde, bu seneki %9 dediğimiz oran bizce gayet iyi bir oran. Hızlanmasına ve ivmelenmesine baktığınız zaman yıllar içerisinde bu oranın hızla büyüyebileceğini görüyoruz. Bir önemli aslında esas eksiklik, henüz elektrikli araç segmentinde müşterilerimizin ihtiyacını karşılayacak ve her segmente hitap edecek ürünler daha ortaya yeni yeni çıkıyorlar. Demin de bahsettim, premium segmentte bazı alternatifler, tabii ki öncü adaptörler olarak tanımladığımız müşteriler sayesinde daha kolay oluyor. Yani burada tüketiciler, ya ben ikinci bir araç alırken elektrikli olsun, benim bunu almaya gücüm var dediğinde elektrikli araca yönelmesi daha kolay oluyor. Ama evin tek aracıysa bu anlamda tüketici bunun her zaman kendi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı sorusunu mutlaka kendisine daha derinden soruyor. Onun için bizim de arzumuz orta sınıftaki segmentlerde veya daha alt segmentlerde gelecek araçlarla tüketicinin bu talebinin tatmin edilebilecek olması hem altyapı yatırımlarını hızlandıracaktır, hem de müşterilerimizin elektrikli araçlara olan bakışını daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum. Bugünkü %9'luk seviye, inanıyorum ki Türkiye'de hem şu anki mevcut vergi avantajıyla da birlikte %15'ler seviyesini çok hızlı bir şekilde yakalayabilecektir. Siz de belirttiniz, önümüzde gelecek iki tane önemli yatırımı şu an haberlerde dinliyoruz. Eğer bunlar da gerçekleşirse mutlaka Türkiye'de elektrikliye dönüşüm hızlı biçimde gerçekleşmesini bekliyorum diyebilirim. Peki Şükrü Bey, yani sektörün içinden gelen birisi olarak siz bu araçları sürekli test ediyorsunuz. Şunu merak ediyorum. Şarj ağı ve şarj altyapısı için yapılan Türkiye'deki yatırımlar şu an itibariyle sizce yeterli mi? Yoksa daha da hızlanması mı gerekiyor? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şunu söylemek lazım. Şarj altyapısıyla ilgili geçtiğimiz yıllarda çıkarılan yasalarla birlikte lisanslamaya çok hızlı bir şekilde ağırlık verildi ve pek çok şirket
şarj altyapısı yatırımı yapmak üzere lisans aldılar. Ve bu yatırımlar son 1,5 yıldır pek çok noktada, pek çok şirket tarafından gerçekleştiriliyor. Aslında örnek şu, Avrupa'ya baktığınız zaman 100 tane elektrikli araca karşılık gelecek 10-11 tane bizim soket dediğimiz elektrikli şarj istasyonu noktası var. Bu şarj istasyonu noktasında biz neredeyse Avrupa'ya göre, ortalamasına göre şu andaki yapılımızla bile bir kademe daha yukarıdayız. Çok daha iyi bir seviyedeyiz. Ama aslında bir bakılması gereken konu da altyapıyla birlikte şarj etme hızınız. Çünkü kimse uzun saatler bir şarj edilmeyi aracın beklemek istemiyor. Onun için sadece soketin olması yeterli değil, hızlı bir şarj altyapısının da olması gerekli. Burada daha iyileşme noktaları var. Yani hızlı şarj edilebilecek daha çok noktaya ihtiyaç var. Ama tüketicinin önündeki en büyük bariyerin şarj altyapısı olduğunu bugün biz söyleyemeyiz. Buradaki müşterilerimizin asıl baktığı benzinli ve dizel araca göre aradığı alternatifte eğer daha uygun fiyatlı bir elektrikli araç bulabiliyorsa ve çevresinde aracını şarj edebileceği halka açık veya yakınında bir nokta varsa şarj altyapısından bu kadar tereddüt içinde olmuyorlar. Ama evet, dediğimiz gibi henüz bu aşamada değiliz. Ürün gamı genişledikçe şarj altyapısının da beraberinde hızla ilerleyeceğini de düşünüyoruz. Avrupa'nın hiç gerisinde bu konuda değiliz diye de noktayı koymak isterim. Peki Şükrü Bey, buradan şuna geçmek istiyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Şimdi doğrudan satış yöntemine geçmiştiniz. Cesur bir karar almıştınız. Bu karardan memnun musunuz? Nasıl ilerliyor işler? Ve önümüzdeki dönem hedefleriniz neler? Bu sene hangi yeni modeller geldi? Öngördüğünüz gibi gidiyor mu işler? Doğrudan satış yöntemini belki biraz altını çizerek şunu söylemem gerekiyor. Biz direkt olarak müşteriye satarken gene de aramızda bir bayilik ağımızı ve acentalık ağımızı kullanarak bu satışları gerçekleştiriyoruz. Doğrudandan kastımız, biz fiziksel alanlarda ve dijital alanlarda kendi süreçlerimizi en iyi hale getirerek tüketicileri onların ulaşmak istedikleri araca en uygun şekilde ulaştırabilmeyi istiyoruz. Eğer bu fiziksel bir alandaysa burada acentalarımız var. Onlara bu yolculukta destek oluyorlar. Dijital alanlarda kendileri herhangi bir acenta desteğine hizmet olmadan, ihtiyaç olmadan gerçekleştirmek isterlerse de bunu dijital alanlardan kendileri gerçekleştirebilirsinler. Süreçte hiçbir sorun yaşamadan ilerleyebilsinler istiyoruz. Bunu şu ana kadar gerçekleştirebildiğimizi düşünüyorum. Tabii ki burada acentalık ağımızın, bayideki çalışanlarımızın büyük özverisi ve bizim kendi ağımızdaki arkadaşlarımızın inanılmaz desteğiyle gerçekleşiyor ki sayılarımızdan da size başlangıçta bahsetmiştim. Evet. Geçtiğimiz yıla göre %30 daha büyüyen bir satış adedimiz var. Bu da bizim yaptığımız stratejinin şu anda gerçekten geçerli olduğunu ve değerli olduğunu gösteriyor. Çünkü en önemli vaadimiz aslında şu, tüm tüketicilerimize, tüm satış noktalarımızda, fiziksel veya dijital alanlarda tek fiyat stratejisiyle gidiyoruz. Nereye giderse gitsin, herhangi bir pazarlık yapmasına ihtiyaç duymadan her yerde ona doğru fiyatı sunmaya gayret ediyoruz ve bu stratejinin de başarılı olduğunu görüyoruz. Ürünlerimize bakarsak gene arkamda gördüğünüz bu güzel, gerçekten mükemmel mavi araçtan bahsetmeden geçemeyeceğim. En son onun lansmanını yapıyoruz. G serisi bizim markamızın ikonik bir temsilcisi. Marka dizaynı olarak bizim dilimizi en iyi anlatan ürünlerden bir tanesi. 45 seneden beri de bu çizgisini koruyarak devam eden bir ürün. Şimdi de onu elektriklendirdik ve elektrikli versiyonuyla burada bugün basın mensuplarıyla buluşuyoruz. Onlara yeni elektrikli G serisi deneyimi yaşatmaya gayret ediyoruz. Daha sonrasında da önümüzdeki haftalardan itibaren de bayilerimizin, acentalarımızın showroomlarında yer almaya başlayacak bir ürün. Ve heyecanla o ürünün markamıza olan katkısını, etkisini görmeyi bekliyoruz. Ve önümüzdeki yıldan itibaren de yeniliklerimize tabii ki devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere. Ben
Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Burak, o arkadaki manzara bayağı etkileyiciydi. Evet. Sen oradaydın değil mi? Evet. Peki. Fiyatı da etkileyici ama. Onu söyleme. Onu duymak istemiyorum. Söylemene gerek yok zaten. Onu duymak istemiyorum. Hazır değilim ona. Peki, çok teşekkürler Burak sana ve konuğuna. Burada kısa bir araya gidelim. Bir haber vererek araya gidelim. QNB Finans Bank Dijital Köprü Anadolu buluşmaları kapsamında reel sektör temsilcileriyle Bursa'da bir araya geldi. Etkinliğin merkezinde dijitalleşen dünya vardı. Göz atarak araya gidelim. QNB Finans Bank Dijital Köprü Anadolu buluşmaları kapsamında reel sektör temsilcileriyle bu kez de Bursa'da bir araya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve QNB Finans Bank Genel Müdürü Ömür Tan'ın konuşmacılar arasında yer aldığı buluşmada dijitalleşen dünyada ticaret mercek altına alındı. QNB Finans Bank Dijital Köprü Anadolu buluşmalarında dijitalleşmenin ticaretteki önemi, yeşil finansman ve sürdürülebilirlik gibi KOBİ'lerin dijital ve yeşil dönüşümle işlerini nasıl büyütebileceklerine dair konular ele alındı. Bursa reel sektör temsilcilerinin katıldığı buluşmada, şehirde faaliyet gösteren KOBİ'leri ve diğer işletmeleri dijital dönüşümle beraber bekleyen fırsatlar üzerine konuşuldu. Panel ve öncesinde gerçekleşen özel KOBİ'ler için dijitalleşme seansında e-ihracat ve e-ticaretteki son trendler, QNB Finans Bank'ın dijital ticaret ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarıyla Türkiye ekonomisindeki son dönem değerlendirmeleriyle birlikte paylaşıldı. Tekrar hoş geldiniz. 60 dakika devam ediyor. Dış Ticaret Bakanı Ömer Bolat Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bir göz atarak devam edelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı Eylül ayı dış ticaret verilerine göre 2024 Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %0.5 artışla 5.122 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Ağustos'ta 34 ayın en düşük dış ticaret açığı kaydedilmiş oldu. Bolat son 14 ayın 11'inde dış ticaret açığımız azalmıştır. Bu kapsamda dış ticaret açığı 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33.8 oranında azalışla 17.4 milyar dolara gerilemiştir, dedi. Dış ticaret açığı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %31.5 azalışla 87.7 milyar dolardan 60.1 milyar dolara geriledi. Yılın 9 ayında ihracat bir önceki yılın yine bu dönemine kıyasla %3.2 azalışla 193 milyar dolar, ithalat %7.9 azalışla 253 milyar dolar oldu. Bolat, ihracatın Eylül ayında sınırlı gerilemesinin nedenlerine bakıldığında, geçen yıl Eylül ayında takvim etkisinin ihracat üzerinde yaklaşık 1 milyar dolar negatif etki yaptığının hesaplandığını belirtti. Bolat, enerji ihracatındaki düşüşe ek olarak altın ihracatındaki dalgalanmalar da ihracat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekerek, altın ve enerji hariç ihracatınsa zayıf dış talep ve negatif takvim etkisine rağmen güçlü seyrini koruduğunu söyledi. Eylül ayında altın ve enerji hariç ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %3.3 oranında artışla 20.8 milyar dolar oldu. 60 dakikada stüdyoda yanımda değerli bir konuğum var. Barış Özistek, Boğaziçi Ventures CEO'su. Barış Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi sizinle başlığımız yapay zeka ama onun daraltılmış bir bölümünü konuşacağız. Gündemdeki konularla da son derece aslında paralel bir başlığı konuşacağız. Şimdi jeopolitik gelişmeleri bu ekranda günün erken saatlerinden beri ele alıyoruz, piyasaları etkisini konuşuyoruz vesaire, nasıl devam edeceğini öngörmeye çalışan konuklarımızla tartışıyoruz. Şimdi tabii bu gündemde yapay zekanın bu tarafta nasıl bir patika izlediği sorusu da daha çok konuşulur hale geliyor. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, yine İsrail tarafından yapılan bir saldırıda bu cep telefonları ve çağrı cihazları meselesini ele almış konuşmuştuk. Şimdi baktığınızda bundan sonrası için işin bu tarafında yapay zeka nasıl bir
görünüm çizecek bize, ne öngörüyorsunuz? Yani hem siber güvenlik olarak hem savunma gücü olarak dediğim gibi neler öne çıkıyor, nasıl bir tema var? Şimdi şöyle, aslında yapay zeka bir dönüştürücü teknoloji. Hatta şöyle de açıklayabiliriz. Yani bu kelimeyi kullanmayı genelde herkes sevmiyor ama aslında yaratıcı ve yıkıcı bir teknoloji. İngilizcesi disruptive innovation. Dolayısıyla generative tarafı da var. Aynen öyle. Dolayısıyla dönüştürücü teknolojiler bütün sektörleri etkiliyor. Yani biz aslında şöyle düşünün, 10 yıl kadar önce bunu yaşadık. Nerede yaşadık? Akıllı telefonlarda. Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinde birçok sektör değişti. Birçok sektör baştan dönüştü. Birçok sektör yıkıldı, tekrar yaratıldı. Şimdi yapay zeka da böyle bir dönemde. Yapay zekanın dolayısıyla siber güvenliğe etkisi, savunma sanayine etkisi çok dramatik olacak. Çünkü her sektöre etkisi dramatik. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha da etkisinin yüksek olduğunu göreceğiz. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Ama savunma sanayinde şu an hali hazırda kullanılmaya başlandı. O kadar hızlı gelişiyor ki, yani bugün ne konuşursak konuşalım, bilin ki 6 ay sonra başka bir boyutta olacağız. 12 ay sonra bambaşka bir boyutta olacağız. Şöyle, yine hani korkutmak değil de burada amacımız ama anlaşılması için söylüyorum. Biz böyle çok yıllar önce 3. Dünya Savaşı'nı ne bekliyorduk? İşte nükleer füzelerle olacak, bir nükleer savaş olacak. Hani hep derlerdi. Üçü nasıl olacağını bilmiyorum ama dördün nasıl olacağını biliyorum. Neyli mızraklarla sopalarla gibi bir alem. Evet. Bence şu an geldiğimiz teknolojik düzeyde nükleeri geçtik. Pas geçti dünya çok şükür. Hani bu iyi haber. Ama neden pas geçtik? Çünkü şu an yapay zeka başta olmak üzere öyle bir değişim, dönüşüm dönemindeyiz ki birkaç yıla kimse nükleer füzeyi atamıyor olacak zaten. Çünkü savaş uzayda gerçekleşecek. Yani bugün siz rakip ülkenin iletişim uydularını bitirirseniz eğer, bitirmek için illa füzeyle düşürmenize de gerek yok. Bir siber saldırıyla hacklemeniz yeterli. O uyduları ele geçirmeniz yeterli. İletişim ağını kontrol ettiğinizde bugün ne geminiz hareket eder, ne uçağınız hareket eder. Uzayda gerçekleşecek deyince benim aklıma direkt o galaktik savaşlar filmleri geldi ama siz tabii çok daha basit bir yöntemden bahsediyorsunuz. Oldukça basit. Ama bu teknolojiye sahip olan, hani nasıl Amerika, Japonya o dünya savaşında iki nükleer bomba sonrası aslında çok güçlü görünen Japonya beyaz bayrak çekmek zorunda kaldı. Bugün siz bir ülkenin tüm iletişim ağını, tüm internet erişimini ele geçirdiğinizi düşünün. Beyaz bayrak, yapacak hiçbir şey yok. Yani ne silahlarınız, ne ordularınız, ne gemileriniz hiç hareket dahi edemezler. Düşünsenize, bugün her şeyimiz online, her şeyimiz internet üzerinde, iletişim üzerine. Burayı hacklendiğiniz an burada geri dönemezseniz bittiniz. Şimdi editör arkadaşım milli yazılımın önemi diye bir manşet atmış. Çok lafı doğru. Oraya getireyim. Şimdi bu söyledikleriniz zaten bu meselenin, yani milli yazılımın da son derece kritik olduğu bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Öyle tabii, değil mi? Çok doğru. Şimdi aslında İsrail'in atağı dediniz. Bu çok canlı, durumun nereye geldiğini gösteriyor. Şimdi o atakta patlayan cihazda onun nasıl patladığına bakmayalım. O kişilerin nasıl adreslendiğine bakalım. Yani şu hiç konuşulmadı, bakın sosyal medyada, gündemde. Yanlışlıkla 1000 kişi öldü konuşulmadı. 3000 ya da neyse rakamı, 3000 küsur tam hedeflenen kişi öldü. Yani teknoloji bu düzeyde, eğer yazılımı siz kontrol etmiyorsanız, yazılımın sahibi değilseniz, yazılımı güvence altına almadıysanız, bu hedeflenen kişi yarın bizim ordumuzun komutanı da olabilir, cumhurbaşkanımız da olabilir, herkes olabilir. Dolayısıyla teknoloji bu düzeyde ve bu ispatlandı. Bunun çok daha üstünde aslında teknoloji. Biz şu an bir şeyini gördük. Ön izlemesini gördük. Dolayısıyla
Dolayısıyla da milli yazılım birçok alanda çok önemli. Bir örnek daha aslında çok yakın zamanda yaşadık. Biliyorsunuz bir güvenlik firmasının yapmış olduğu bir update, güncelleme sonrasında birçok bilgisayar, ki Türkiye'de bankalar dahi etkilendi, birçok sistem erişilemez, kullanılamaz hale geldi. Bazı bankaların tekrar ayağa kalkması bir gün sürdü. Sırf bankalar değil, tüm dünyada havayolu şirketleri vesaire. Ya bu şu anlama geliyor. Demek oluyor ki global bir yazılım kullanırken merkezden yapılan bir güncelleme sizin bütün sistemlerinizi kapatabilir. Sizin bütün sistemlerinizi uzun bir süre tekrar ayağa kalkamaz hale getirebilir. Aslında global yazılımları kontrol eden şirketler ya da ülkeler böyle büyük bir gücün de tepesindeler. Ha, bunu kullanırlar kullanmazlar ayrı tabii, onu tartışmıyorum ama teknolojinin geldiği yer ve bir yandan da teknolojik bağımlılık burada çok aşikar. Yani şu an son birkaç ayda defalarca önümüze çıkıyor. Peki, şimdi baktığınızda biraz ben tabii Türkiye'de bu anlamda nerede duruyoruz, ne kadar bu tarafa yatırım ayrılıyor, nasıl gidiyor buradaki süreç, küreselle karşılaştığımızda nasıl bir yerdeyiz? Küreselde de ardından avantaj kimdeyi biraz konuşmakta fayda var herhalde. Ama önce Türkiye'de durum ne? Türkiye'de durum ne? Türkiye aslında teknoloji ekosisteminde oldukça iyi. Evet, yani, bunu sıkça işitiyorum. Evet, yani hep böyle girişim konuşuyoruz ve girişim dediğimiz zaman bazen insanların gözünde ufak şirketler, yeni türeyen şirketler görünüyor. Öyle değil yani. Biz bugün Facebook'a da Tesla'ya da hala girişim diyoruz. Onun doğasında var yani. Hani o işin terminolojisi. Dolayısıyla Türkiye milyarlarca dolar teknoloji ihracatı yapıyor. Oyun sektöründe çok iyiyiz, savunma sanayinde çok iyiyiz, fintech'te, finans teknolojilerinde çok iyiyiz, perakende teknolojilerinde iyiyiz. Dolayısıyla çok iyi olduğumuz alanlar var. Dolayısıyla dünyaya baktığımızda, dünya içinde yerimize baktığımızda biz teknoloji üretmekte iyi bir ekosistem oluşturduk. İhracat rakamları da bunu gösteriyor ama bu şu demek değil yani, bu yeter, başardık demek değil. Daha gidecek çok yolumuz var. Özellikle yapay zeka alanında. Yapay zeka inanılmaz dünyada büyük ülkeler, ekosistemler inanılmaz yatırımlar aktarıyorlar buraya. Çünkü dönüştürücü teknoloji. Ve burayı kaçırmamamız lazım. Bizim için müthiş bir fırsat da var. Yani hazır bu kadar iyi bir ekosistemimiz, bu kadar yetenekli, geliştirme kapasitesine sahip ve yaratıcı bir ekosistemimiz varken bunun üstüne yapay zeka seviyesini koyarsak bambaşka bir yerde bulabiliriz. Yani önümüzdeki 10 yılda Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıyabilir, bu değişim, dönüşüm dönemini yakalayabilirsek. Yakalayamasak tersi de var. Bu millileşme noktasında her şey dediğiniz gibi giderse tamamını böyle dönüştürme şansı ne oranda Türkiye'nin? Tamamını dönüştüremeyiz. O öyle bir ihtimalimiz, şansımız yok. Ama bizim de elimizde güce sahip olmamız lazım. Yani bütün teknolojileri millileştirmek zorunda değiliz ama bizim kritik de elimizde evet. Bir kritik teknolojileri zaten millileştirmemiz şart. İki, tam da o tarafı soruyorum yani. Onun daha gidecek yolumuz var. Noktaya gelmesi ne kadar sonra? Daha, yoksa hani tamamen dünyadan kopmak diye bir şey zaten mümkün değil. Herkes entegre ama şimdi teknolojinin millileştirilmesi derken de az önce söylediğiniz saldırılara maruz kalmama riski aynen üzerinden hesapladığımız. Bu alana doğru yatırımları yapmaya devam edersek önümüzdeki 10 yıl içerisinde kritik teknolojileri millileştirebiliriz. Ama burada bir önemli açı daha var. Millileştirmekle kalmak değil. Bu teknolojileri dünyaya da satmamız, dünyaya da kullandırmamız lazım. Çünkü o zaman güçlere denge geliyor. Yani güce denge getirmeliyiz. Bir başka ülke bir teknolojiyi kontrol ederken biz de bir teknolojiyi kontrol ediyorsak güce denge gelmiş oluyor. Az önce söylediğiniz nükleer örneği de aslında evet öyle. Yani hani bir kaybet senaryosunu kimse yaşamak istemiyor. Evet. Dolayısıyla bu da ona benzer bir durum. Kimse bizim uydularımıza atak etmemeli çünkü bilmeli ki Türkiye'de de şu teknoloji var. Anladım neyi kastettiniz. Peki şu an bu görünümde küreselde baktığınızda avantaj Amerika'da mı? Evet, Amerika ve Çin. Çin'i unutmayalım. Kore ve Japonya'da muazzam yatırım yapıyorlar. Amerika Çin diye karşılaştırdığınızda? Bence Çin bir adım daha önde. Amerika geriden geliyor. O yüzden çılgın yatırım paketleri açıklıyor. Yani çılgın paketler şöyle, bir şirkete 3 milyar dolar, bir şirkete 6 milyar dolar gibi hibeler açıklıyor Amerika. Çünkü Çin'e göre geriden geldiğinin farkında. Avrupa çok geride. Şimdi Avrupa ve Amerika'daki bazı regülasyonlar gelişmelerinin de önüne geçti.
yavaşlattı. Asya ve özellikle Çin bu anlamda tamamen serbest, bir takım bilgileri, dataları da serbestçe kullanarak gelişimlerini çok hızlandırdılar. Test edecekleri pazarları da çok dev bir pazarları da var. O yüzden Çin önde bence şu an. Ne kadar yatırım yapıyor bu alana? Yani rakamsallaştırmak kolay değil ama yani şöyle düşünün bu alandaki rakamları. Bugün işte bu alanda en marka şirket OpenAI 150 milyar dolar değerleme üstünden 6 milyar dolar yatırım alıyor ve şirketler buna girmek için savaşıyorlar. İşte Japonya'dan SoftBank daha yeni 500 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Yani burada bir yatırım yarışı var. O teknolojinin içinde bir pay kapma yarışı var burada. Yapay zeka şirketlerine baktığımızda ağırlıklı olarak Amerika'da bunları görüyoruz. Nasıl oldu da Çin daha öne geçti? Amerika, savunma tarafında yani. Şöyle, Amerikan şirketleri kullanıcıya dokunan yerde daha öndeler. ChatGPT bunun en başında geliyor. O kullanıcıya dokunan yerde önde oldukları için medyaya ve kullanıcıya, bir son nihai tüketiciye, işte o başta OpenAI olmak üzere yansıması çok daha fazla. Ama bir diğer tarafında o bizim böyle çok görmediğimiz, dokunmadığımız bir de Asya gerçeği var. Asya tarafı var. Orası biraz bize gözden uzak, gönülden ırak kalıyor ama aslında Asya teknolojide daha ileride. Genel olarak da daha ileride. Sadece yapay zeka değil, birçok alanda Asya aslında daha ileride. Biz orayı biraz hep ikinci planda tutuyoruz, görmüyoruz. Yani Amerika batıdaki teknolojilere daha açığız. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Barış Özistek, katıldığınız bu aslında çağımızın belki de en önemli başlığını bir parça aydınlatmamıza yardımcı olduğunuz için ilerleyen günlerde yeniden konuşmak dileğiyle diyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şimdi biraz sizinle konuştuğumuz jeopolitik tarafını Doktor Serhan Afacan'la konuşmaya devam edelim. Konuğumuzla Barış Bey'le biz başka bir tarafından değerlendirmeye çalıştık. Serhan Bey, sizinle şu an halihazırdaki durumu bir parça değerlendirmek istiyoruz. Şimdi önce şunu sorarak başlayayım. İsrail'in, daha doğrusu İran'ın dün akşamki füze saldırıları, yoğun füze saldırılarının ürettiği etki ne an itibariyle, ne görüyorsunuz? Caydırıcılık Zeynep Hanım. Yani İran'ın umduğu etki bu. Hepimiz biliyoruz ki. Çünkü Nisan ayında, bu gerilimin Nisan ayındaki fazında, malum 1 Nisan'da İsrail bir saldırı yapmıştı İran'ın yabancı misyonuna, elçiliğine Şam'da. İran'da 13 Nisan'da mukabelede bulunmuştu ve İsrail'in ondan sonra tekrar İran'a dönük bir tehdit oluşturamayacağını ummuştu. Böyle düşünmüştü ama böyle olmadı. 31 Temmuz'daki İsmail Haniyeh suikastı ve daha sonra gelen saldırganlıkları İsrail'in bunun böyle olmadığını gösterdi. Ve İran bu dün akşam yapmış olduğu saldırılarla misilleme, işte ikinci Vaad-ı Sadık, Sadık Vaat operasyonu adı verdiği operasyonla tekrar caydırıcılığı tesis edip İsrail'e, yani eğer bana zarar verirsen ya da üstüme gelirsen ben de sana zarar veririm mesajı göndermek istedi. Bunun tabii ki mesajın yerine ulaşıp ulaşmadığı ya da Tel Aviv'de bir karşılığının olup olmadığını İsrail'in ne hamle yapacağıyla göreceğiz. Peki, şimdi soruyu öyle devam ettirelim o zaman. İsrail ne yapabilir? Yani ne bekliyorsunuz siz şu an bu saldırılara? Ne karşılık vereceğini bekliyorsunuz? Şu son dönemde gördüğümüz hamlelerine bakarak elbette. Şimdi aslında ben İsrail'i ve Netanyahu yönetimindeki İsrail'i birbirinden ayrı tutma taraftarıyım. İsrail her zaman saldırgan bir devlet oldu. Genişlemeci bir devlet, yayılmacı bir devlet oldu ama Netanyahu'nun yönetiminde İsrail bayağı bir Amerikanlaştı. Bunu da şu anlamda kullanıyorum. Yani gücü boca etmek anlamında. İşte Gazze'de gördük. Hasan Nasrallah suikastında da bunu gördük. Dolayısıyla Netanyahu'nun ne yapabileceği konusu bence İran'a topyekün bir savaş. Savaştan da daha ziyade şöyle ifade edeyim, bir hava saldırısından İran'ı tekrar Hizbullah üzerinden yıpratmaya kadar gidebilecek eksende bir şey yapabilir diye tahmin ediyorum. Ama bana öyle geliyor ki gözlemlerim, biraz hissiyatım diyeyim takip ettiklerimden, mutlaka İran'ı İran topraklarında vurma yoluna gidecektir Netanyahu. Çünkü
Netanyahu'nun baktığı yerden şöyle görünüyor. İsmail Haniye suikastını İsrail sahiplenmedi resmen. Hepimizin biliyor ve herkesin bildiği bir sır olarak kaldı tabiri caizse. Resmen sahiplenmedi ve dolayısıyla İran'ın İsrail'i doğrudan vurmasıyla beraber İsrail'e bir meşru müdafaa hakkı yahut işte müsilleme hakkı doğduğunu düşünüyor ve ben bu hakkı kullanma yoluna gideceğini düşünüyorum. Belki burada ikinci bir soru şu olabilir. Müsaadenizle onu yönetleyeyim. İkinci soru şu olabilir. İran'a karşı İran topraklarında bir şey yaparsa bunun boyutu ne olur? Yani İran'ın yaptığı gibi ki İsrailli makamlar bir ölü olmadığı, can kaybının olmadığında ısrarcılar, görüntüler pek bunu doğrulamasa da bunu doğru kabul edersek İsrail de böyle bir şey mi yapar yoksa İran'da can kaybına da neden olacak bir takım saldırılar mı yapar? Ben İsrail'in İran'da sivil can kaybına neden olacak bir saldırı yapmayacağını düşünüyorum. Bunu şundan dolayı söylüyorum. İsrail buna çok dikkat ettiği için değil. Biliyorsunuz 30 Eylül'de Netanyahu bir konuşma yaptı. Oldukça provokatif bir konuşma yaptı. İran halkına seslendi. Yahudilerle işte Fars milleti arasındaki kardeşlikten, muhayyel kardeşlikten falan bahsetti. Ve İran'da rejim değişikliği birçok insanın beklediğinden daha erken gerçekleşecek dedi. Şimdi İran'da sivil can kaybına neden olmak, İsrail'in İran kamuoyuna vermek istediği mesajı da tavan tavana zıt bir şey olur. Dolayısıyla nükleer tesisleri olabilir ya bir takım belirlenmiş askeri alanları olabilir. İsrail böyle bir misilleme yapma yoluna gidecek gibi görünüyor. Şimdi bu İran'da rejim değişikliği mesajı üzerinde biraz daha duralım istiyorum. Yani bu bugüne kadar Amerika'nın pek çok kez gündemine aldı ama sonuçta rejimin devam ettiği bir İran var karşımızda. Tabii yani gücünün boyutları son dönemde çok tartışılsa da kendi iç ekonomik dengeleri çok ön plana çıksa da içerideki rahatsızlıklar dışarıya da yansır noktaya gelmiş olsa da takip ettiğimiz o protestolardan bahsediyorum. İran'da bir rejim değişikliği hangi koşulda ne kadar mümkün olabilir? Bence mümkün değil. Yani bir devrimden bahsediyoruz ve devrimlerin malum temel özelliklerinden biri çok öngörülemez olmasıdır. Bu ihtiyat payını bir tarafa bırakıyorum elbette. Şimdi bakın Zeynep Hanım, İran gözümüzün önünde büyük zaaflar sergiliyor. Bu aylardır, hatta bence yıllardır konuşuluyor. Kasım Süleyman'ın suikastı, sonrasında gelen suikastlar vesaire. Ama İran'ın şöyle bir olumlu karnesi de var İran perspektifinden baktığımızda. İran-Irak Savaşı'ndan bil itibar, yani 88 diyelim, Birleşmiş Milletler kararı kabul edildi. Savaş bittikten itibaren çok fazla düşmanı olmasına rağmen İran'ın iddiasına göre İran sınırları içinde bir savaş yapmak durumunda kalmadı. Ve hatta geçen günlerde İran devrim rehberi ya dini lideri dediğimiz Ali Hamenei bir konuşma yaptı ve dedi ki işte bizim mücahitlerimiz, savaşçılarımız canlarını feda ediyorlar ki çatışma İran sınırlarının ötesinde kalsın ve İran bunu bir şekilde başardı. Zaten İran'ın son dönemde İsrail'le ilişkin yaşadığı temel şok da bu. Yani biz birbirimizi ulusal sınırlarımız içinde doğrudan vurmuyorduk. Şimdi bunun niye böyle oldu diye. Ve doğrusunu söylemek gerekirse ben Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran'da bir rejim değişikliğinden yanı olduğunu düşünmüyorum. Ha böyle bir şey toplumsal anlamda olursa bunu olumsuz karşılar anlamında söylemiyorum. Ama böyle bir arayışta olduğunu düşünmüyorum. Ben Amerika'nın tavrının İran'ın tutumunu değiştirme yönünde olduğunu düşünüyorum. Bu da işte nükleer programdan balistik füze programına kadar Orta Doğu'daki işte vekil güç dediğimiz unsurlarla olan ilişkisine kadar bir alanı kapsıyor elbette. Bu manada Netanyahu'nun konuşması yeni değildi. 2017 protestolarında, 19 protestolarında hatırladığım kadarıyla benzer çağrılar yapmıştı İran toplumuna. Ama ben Netanyahu'nun tutumunun Batı açısından dahi arkaik ve çok bir geçerliliğini olmayan bir tutum olarak görüyorum. Ve bu manada İran'da böyle görünebilir bir gelecekte ben bir rejim değişikliği gibi bir olasılık değerlendirmiyorum şahsen. Şimdi tabii zaten şöyle ki biliyorsunuz yani Irak işgali aslında İran'da rejimi güçlendiren bir unsur olarak da çok konuşuldu, tartışıldı. Yani Amerikan yaklaşımı açısından bakacak olursak ama belki daha öncesindeki yani o 79 devrimi sonra işte rehine krizleri vesaire o süreçte daha farklı bir yaklaşım vardı elbette. Biraz oraya atıfla da telaffuz ettim. Peki son bir dakika o zaman yani Amerika tarafını da çok kısa sorayım size. Şöyle ki yani Amerika'nın Netanyahu ile temas halinde olduğu biliniyor ama daha önce de bir ateşkes gündemi vardı. Hemen akabinde böyle bir saldırıyı takip ettik biz.
Hizbullah'a yönelik. Şimdi Amerika burada seçim arifesindeki bir Amerikan yönetimi İsrail'in kararlarında ne kadar belirleyici olacak gibi duruyor sizce? Şimdi isterseniz kısaca cevap vereyim herhalde evet. Süremiz bittiği evet, için. Evet, şimdi kaldı. Evet yani İsrail'in stratejik anlamda, nihai strateji anlamda yaptığı her işin arkasında Amerika var. Bu biliniyor. Ancak Netanyahu'nun taktikleri konusunda kesinlikle mevcut Amerikan yönetimi çok hoşnut değil. Bunu söylemek gerekiyor. Ancak yani Trump arkadan eli o kadar yükseltiyor ki Biden'ın kararlı bir şekilde İsrail'e dur demesi durumunda başı bayağı ağrıyacak demokratların. Ve Netanyahu zaten Amerikan politikasını ve o politikadaki açıkları çok iyi kullanan. Belki Netanyahu İsrail'den daha iyi Amerikan politikasını biliyorsunuz. Orada görev yapmış olmasından da kaynaklanıyor Birleşmiş Milletler nezdinde. Dolayısıyla Amerika'nın ben çok hoşnut olduğunu düşünmüyorum. Çok iyimser, hayırhah olduğu için değil Orta Doğu ile ilgili. Bu orta ve uzun vadede Amerika'ya ciddi sorunlar çıkarabileceği için bence böyle. Dolayısıyla Amerikan seçimlerinden sonra bence bu işin gidişatı Trump dahi iktidara gelse değişecektir diye tahmin ediyorum. Ve Netanyahu gördüğümüz kadarıyla bu Amerika'daki seçim satı mailini olabildiğince etkili bir şekilde kendi hesabını elbette kullanmaya çalışıyor. Ama beraberinde şöyle bir sonuç doğuruyor. Bu da son cümlem olsun isterseniz. Vuruyor, kırıyor ama eğer İsrail'in nihai hedefi Orta Doğu'da bir devlet olarak varlığı ve bunun kalıcı güvenliğini sağlamaksa Netanyahu'nun taktikleri kesinlikle bunu sağlamayacaktır. Ben Amerika'da demokratlar için de özellikle bunun böyle olduğunu düşünen çok kişilerin olduğu kanaatindeyim. Ama halihazırda seçimin getirmiş olduğu riskli ortamda çok kararlı adımlar atamadılar. Ateşkesten yana bir tavır ortaya koymuş olmalarına rağmen. Doktor Serhan Afacan çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız değerli yorumlarınız için çok sağ olun. Rica ederim iyi yayınlar. Sağ olun. 60 dakikayı bir haberle noktalayalım. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları programında Bloomberg HT özel açıklamalarda bulundu. Kulak vererek bu akşamda noktalayalım. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. İbrahim Bey öncelikle Bursa'dayız. Bursa ekonomisiyle başlayalım. Seneyi bitirmek üzereyiz. Neler söylemek istersiniz? Tabii özellikle son 1,5 yıldır uygulanan para politikaları netice itibariyle tabii sadece Türkiye özelinde değil, konjonktürel olarak dünyadaki gelişmelere baktığımızda enflasyonla mücadele şu anda dünyanın bir numaralı meselesi. Tabii ülke olarak da Türkiye'nin şu anda en büyük problemlerimizden bir tanesi enflasyon, yüksek enflasyon. Ve şu ana kadar uygulanan politikalar tabii ki son aylarda netice vermeye başladı. Bu önemli ve pozitif bir gelişme. Tabii bunun reel sektöre, üretime, ihracatın yansımaları da bir şekilde oluyor. Baktığımızda tabii Türkiye geçmişle mukayese ettiğimizde maliyetlerin arttığı daha pahalı bir ülke konumuna geldi. Bu açıdan da tabii özellikle üretimin, ihracatın ve ihracatçılarımızın rekabetçiliğinin dünya piyasalarında azalmış olması bir anlamda önümüzdeki 2025 yılı üretim ve ihracat rakamlarına bir şekilde yansıyacak. Tabii burada sadece maliyet enflasyonuyla ve rekabetçilikle uğraşmıyoruz. Bir aynı zamanda da tabii Türkiye özellikle hakim olduğu pazarların birçoğunda ve kendi iç pazarında Çin'deki fazla üretimin maalesef pazarda bulmuş olduğu dezenformasyonla da mücadele ediyor. Özellikle bazı alanlarda ve sektörlerde başta işte tekstil olsun, makine sektörü olsun ve diğer alanlarda Çin'de neredeyse dünya tüketiminin üzerinde bir üretim söz konusu. Tabii bu fazla üretimin dünya pazarlarında hani rekabetçinin yüksekliğinden değil tamamen kampanyalarla, dumpingle Çinlerin bu pazara girmesi sadece Türkiye'yi değil yakın çevre ülkedeki bütün üretici ülkeleri zorlamakta. Bu anlamda da özellikle bu haksız rekabetini önleyecek birçok yeni regülasyonların ve uygulamaların hayata geçmesi gerçekten önemli. Çünkü biz netice itibariyle en çok övündüğümüz alanlardan bir tanesi üretim gücümüz ve reel sektördeki üretici şirketlerimizin hareketliliği ve esnekliği. Bunu kaybetmememiz lazım. Özellikle 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye tekrar hem rekabetteki gücünü kazanması ve aynı zamanda da ihracatının yukarı yönlü ivmesini sürdürmesi gerekiyor. Sayın Bakan da dün açıkladı. Yine farklı bir Çinli markayla son aşamadayız dedi üretim hazırlıklarında. Neler söyleyeceksiniz? Bursa buna talip mi?
Şimdi tabii otomotiv sektörü birçok yan sektörü de ciddi anlamda destekleyen önemli bir sektör. Başta makine, özellikle havacılık gibi alanlarda otomotiv sektörünün üretim gücü gerçekten bütün ekosistemi beslemekte. Tabii otomotiv sektörünün son 10 yılda yaşadığı değişime baktığımızda başta otonom sürüşler, elektrikli araçlar olmak üzere büyük bir değişim var. Çin'in de burada dünyada bir hakimiyeti var. Sizin de belirttiğiniz gibi Çin'in büyük şirketlerinden bir tanesi Türkiye'de yatırım kararı aldı. Şu anda da ikinci bir şirket yine bir yatırım kararı almak üzere. Yani burada tabii Bursa Otomotiv'in merkezi. Yani bir ekosistem oluşturmaktan ziyade mevcut ekosistemin içinde yer alması bir anlamda bu alandaki ilerlemeleri de ciddi anlamda destekleyecek. Ama benim görebildiğim tabii otomotivde özellikle Avrupalı üreticilerin ciddi zorlandığı, yani bu anlamda da bizim özellikle başta elektronik komponent olmak üzere elektrikli araçlarda ve otonom sürüşte yan sanayimizin güçlenmesi için gerçekten dünyada bu alanda en büyük üreticilerle birlikte hareket etmemiz lazım. Sanayinin önündeki en büyük engeller neler? Yani şu anda tabii özellikle HİT30 projesi ve programı ile birlikte yüksek teknolojili alanlardaki yatırımların desteklenmesini önemsiyoruz. Ama bununla birlikte özellikle üretim ve ihracata dayalı endüstride mutlaka ihracatçının desteklenmesi nedir? Bu işte Merkez Bankası reskont kredilerindeki faiz desteğinin özellikle gerçek üretici ihracatçıya kullandırılması çok önemli. Yani bir anlamda da Türkiye'de özellikle tedarik zincirinde olan ama direkt ihracat yapmayan ama ihracatçılara tedarik sağlayan birçok şirket dövizle borçlanamıyor. Bu şirketlerin önündeki döviz borçlanmasını açmamız lazım. Üçüncüsü de özellikle ticari kredilerin büyümesini engellememek lazım. Yani kredi büyümesindeki %2'lik limitin daha seçici kullanılıp tüketimden ziyade direkt ticari kredilerde, çünkü ticari kredileri kıstığımız zaman arzı kısmını kısıyoruz demektir. Bu da neticede enflasyonu tetikleyen bir unsur. Bu anlamda bizim bazı böyle özel konularda, seçici olan konularda taleplerimiz oluyor. Bunu da zaten ekonomi yönetimiyle paylaşıyoruz ama takip edilen para politikaları kesinlikle destekliyoruz. Netice itibariyle Türkiye'nin mutlaka yüksek enflasyondan kurtulması gerekiyor. Aksi takdirde bizim önümüzü görmemiz mümkün değil. Bu anlamda da bazı ufak desteklerle bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyeceğine inanıyorum.